Arkadaşlar selamlar. Bugün elimde Steam Deck var ve şöyle göstereyim. Sizlere yaklaşık 7 aylık tecrübelerimden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve hemen videoya başlayalım. 7 inç 1280x800 piksel 600 Hz bir ekranımız var. Birazcık tasarımdan bahsetmemiz gerekirse normal kontrolcülere ek olarak 2 tane touchpad'imiz. Önde 2 tane butonumuz. Hemen touchpad'leri şuradan göstereyim. Biri bu, biri bu. Önde iki butonumuz, bir bu, bir bu ve arkada da ekstra 4 butonumuz var. Şurada işaret görebiliyorsunuzdur. Ve bence tasarımı bayağı iyi. Ben seviyorum ve gayet konforlu. Cihazın ağırlığı ise 640 gram. Bence teknik özellikler bu kadar yeterli çünkü bana göre en önemli özellikler bunlar. Birazcık oyun performansından konuşmamız gerekirse öncelikle şunu belirtmeliyim ki yeni çıkan oyunlarda yüksek grafik ve yüksek FPS değerleri beklememeniz lazım. Daha çok indie oyunlarda yüksek FPS ve yüksek grafikle birlikte kullanabiliyorsunuz. Ya da daha kısmen daha eski büyük oyunlarda yine yüksek grafik ve yüksek FPS'i birlikte görebiliyoruz. Büyük ihtimalle siz şu an arkada çektiğim videolardan FPS değerlerini görebiliyorsunuzdur ama ben yine de birkaç tanesinden bahsedeyim. Hades, Stardew Valley, Brototo gibi oyunlarda yüksek ayarlarda 60 Hz stabil bir şekilde alabiliyoruz. Ama Witcher 3 gibi daha büyük oyunlarda yaklaşık orta ayarlarda 40 ve 35-40 FPS arasında gidiyor. Tam 40 bile değil. Ama şunu belirtmem gerekiyor ki bence Steam Deck'te özellikle 40 FPS ve 50 FPS'e sabitlediğimiz zaman ben çok iyi bir deneyim alabiliyoruz. Yani normalde ben kendi bilgisayarımda Cyberpunk falan 40 FPS'te denedim. Çok keyif vermedi açıkçası. 50 FPS de çok keyif vermedi ama Steam Deck'te ben bir oyunu 40 FPS veya 50 FPS'e sabitlediğim zaman bana yani 60 FPS vibe'ı veriyor. Gayet smooth bir deneyim elde ediyoruz ve gayet keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında ben Steam Deck'te hangi oyunları oynadım biraz onlardan bahsedeyim. Öncelikle küçük oyunlardan Stardew Valley, Brototo, Hades, daha büyük oyunlardan Witcher 3, Need for Speed'i oynadım ama hangisi olduğunu çok hatırlamıyorum. Assassin's Creed 2 oynadım. Assassin's Creed 2 mesela çok iyi çalışıyordu, 60 FPS. Ama yani çok eski bir oyun, o yüzden bu normal bir şey ama yine de gayet keyif verdi. Batman'in Arkham Asylum'dan sonrakini oynadım. Sanırım Batman Arkham Knight oluyor. Emin değilim. Mesela o da çok iyiydi. O yaklaşık 40-50 FPS sabitte oynadım ve gayet keyif veriyordu. Sonra Bully'i denedim. Birkaç oyun daha denedim ama ya Steam'deki bizi sınırlandırma sebebiyle o kadar da çok oyun denenemiyor açıkçası. Mesela Epic'ten FIFA yüklemeye çalıştım ama FIFA Epic'ten yükleyince çalışmıyor. Bu bence çok kötü bir özellik. Bu konulara gelmişken biraz da olumlu ve olumsuz özelliklerinden bahsedeyim. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki benim gibi yüksek grafik ve yüksek FPS arayan insanlarsanız çok yüksek ihtimalle Steam Deck sizi tatmin etmez. Çünkü cihazın direkt donanımsal olarak bir dezavantajı var ve o da şu, 800 piksel geliyor. Bence 800 piksel evet bir el konsolu ve 7 inç bir ekranda gayet iyi duruyor olabilir. Genelde herkesin ilk deneyimi bu şekilde yani güzel duruyor diyor. Ben de ilk aldığımda çok iyiydi ama belli bir süre sonra 800 piksel bence gözünüze batmaya başlıyor ve artık yetersiz geliyor. Üstüne bir de bu durum oyunlarda 800 piksel oynamanıza rağmen ve düşük ayarlarda oynamanıza rağmen yüksek FPS alamayınca bence daha da göze batıyor ve gerçekten çok hoş olmuyor diyebilirim. Bence bundan da büyük bir sorun var. O sorun ise şu. Şimdi Steam Deck kendi işletim sistemiyle geliyor. Evet bu bizim çok işimize yarıyor ve optimizasyon konusunda yardımcı oluyor ama bunun en büyük dezavantajı şöyle oluyor. Yani Epic Games'e, Ubisoft'a, Ubisoft Play o öyle bir şeydi sanırım. Ubisoft Play'e, EA Play'e, Game Pass'e erişemiyoruz. Yani erişebiliyoruz. Özellikle Ubisoft'unkine eriştim. Assassin's Creed'i de oradan yükledim ama yani zahmetli oluyor. Yüklemek için uğraşmanız gerekiyor. Her oyun çalışmıyor. Mesela Epic Games'ten FIFA yükledim. Çalışmadı. Zaten Game Pass'e hiç erişim yok. O bence çok büyük bir sorun çünkü bizim gibi oyunların pahalı olduğu ülkelerde Game Pass, PlayStation Plus gibi daha abonelik sistemine dayanan sistemler daha çok işimize yarıyor ve yani Game Pass'i insan bir noktada arıyor çünkü biraz daha indie oyunları iyi kalitede oynatan bir oyun olduğu için ve oyunlar da şu an pahalı olduğu için Game Pass'ten oynamak istiyor insan. Bunun yanı sıra bence son eksisi ise bataryası ama şöyle de bir durum var. El konsolların genel olarak bir problemi, batarya problemi. O yüzden yani ben onu çok eksiği olarak görmüyorum. Genel kullanıcı deneyimine bakarsak herkes bunu bir eksi olarak görüyor ama bugün rakiplerine baksan Asus ROG Ally'da, Lenovo Legion Go'da da aynı sorun var. Yine Steam Deck OLED biraz toparladı ama yani Switch ilk çıktığında da bu sorun vardı. Switch Vol 2 ile bunu düzelttiler. Biraz daha arttılar. Switch Lite'la arttırdılar vesaire derken yani bu zamanla toparlanacak bir şey. O yüzden bataryayı ben çok düşünmüyorum ama siz yani Steam'deki alayım dışarıda sürekli oyun oynayayım diyen biriyseniz çok mümkün olmayabilir. Çünkü
Yani büyük oyunlarda maksimum 2 saat civarı giderken küçük oyunlarda 3-4 saati zorlayabiliyorsunuz. Bu tabii sizin kaç watt gücü verdiğinize vesaire de bağlı. Şimdi biraz da artılarından bahsetmek gerekirse bence en önemli artısı base modelinin 400 dolar olması. Gerçekten 400 dolar çok ucuz bir fiyat konsol pazarına bakınca. Çünkü Switch yanlış hatırlamıyorsam 350 dolar olması lazım. PlayStation 5 500'dü sanırım, 450 dijitaliydi sanırım. O yüzden yani bir ev konsoluna bakınca 400 dolar çok iyi. En yakın rakipleri Asus'la Lenovo'nun fiyatını düşünürsek Asus'un fiyatı yaklaşık sanırım emin değilim. Yani ikisinin fiyatı 1,5-2 katına denk geliyor neredeyse Steam'deki. O yüzden bence Steam'deki fiyatı çok iyi. Bence bir diğer artısı ise SteamOS kullanması. SteamOS Linux tabanlı bir işletim sistemi olduğu için daha Windows'a göre daha iyi çalışıyor ve Windows'un çıkardığı çoğu sorunu çıkarmıyor ve zaten videolara da bakarsanız Windows'a göre birkaç FPS daha yüksek verdiğini de göreceksiniz. Ama bence burada şöyle bir eksik var. SteamOS bizi çok kısıtlıyor. Özellikle Linux tabanlı olması sebebiyle çoğu oyun Linux'a göre optimize edilmiyor ve hatta Linux'ta çalışamayacak şekilde yapılıyor. Durum böyle olunca da Steam'deki çoğu oyunu Steam'den alsanız bile yükleyemiyorsunuz. Çalışmıyor. Hatta bazı online oyunlar ban atıyordu ilk çıktığı zaman. Hani Destiny 2 yanlış hatırlamıyorsam banlıyordu. Direkt hani yüklerseniz Steam'dekinize sizi banlıyordu. Bilmiyorum sonra açıldı mı açılmadı mı bilmiyorum ama böyle bir sorun vardı. Ama yine de hem Steam'in bir ürünü olduğu için hem de kendi işletim sistemleri olduğu için optimizasyon konularını daha hızlı çözüyorlar. Ve bu biraz bizim için avantaj. Peki en önemli konuya geldik. Hala alınır mı? Çünkü bunun üstüne OLED model çıktı. İki yeni büyük firmadan iki yeni ev konsolu çıktı. Bence buna biraz şöyle yaklaşmak gerekiyor. Sizin istekleriniz neler ve sizin bütçeniz ne kadar? Bence eğer düşük seviyeden bir giriş yapmak istiyorsanız ve ev konsolu alıp da ne kadar kullanıp kullanmayacağınızdan emin değilseniz bence Steam Deck alınabilir. Çünkü öncelikle 400 dolarlık fiyatı çok uygun bir rakiplerine göre. Bunun dışında eğer benim gibi yüksek grafik ve yüksek FPS arayan biri değilseniz düşünülebileceğini düşünüyorum. Ama yine siz almadan önce biraz daha detaylı araştırabilirsiniz. Ben yine arkaya birkaç tane oyun FPS performans vesaire koyacağım ama yeterli olmayacaktır büyük ihtimalle. Daha böyle detaylı incelemelerle karar verebilirsiniz. Ama yine de hala gayet keyif verdiğini söyleyebilirim. Bu kadar güzel gözükmüyor oyun. Orta ayarlarda 40 FPS alabiliyorum ve yani yatarak oynaması gayet keyif veren bir oyun. Fikirlerim bu şekildeydi. Umarım sizlere bir faydası olmuştur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.